Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber bu rüzgarlı havada bir Zoom karşılaştırma videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuz olan Samsung'la Huawei bayağı bir kapışmıştı ve şuraya da videosunu koyacağım. Çok da izlenmişti. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu sefer elimizde iPhone 14 Pro, diğer elimizde ise Huawei Mate 50 Pro var. Bu iki telefon da biliyorsunuz ki markaların son çıkan telefonları ve oldukça güçlüler. Şimdi dilerseniz önce fotoğraflarda bir zoom deneyimi, daha sonrasında videoda zoom deneyimi, bir de tripodda zoom deneyimine geçelim. O zaman fotoğrafla başlıyoruz. İleride bir yazı var, gözümüzün okuyamadığı bir yazı. Burada bir halı saha var, yani ben orada ne yazıyor bilmiyorum. Şimdi telefonla ilk önce iPhone 14 Pro ile bir zoom deneyimi gerçekleştireceğiz ve fotoğrafla. Dilerseniz başlıyorum. 15x'e kadar zoomlayabiliyor bu telefonumuz. Yazıya evet basıyorum. Bastım. Bakalım şimdi nasıl görünüyor. Özen metal. Alt taraftakiler çok da okunuyor gibi değil ama asıl özneyi görebiliyoruz. Özen metal yazıyor. Numaraları da birazcık okuyamıyoruz diyebiliriz aslında. Şimdi bir de dilerseniz Huawei'in zoom'una bakalım. Bakalım Huawei'de bize nasıl bir deneyim sunacak. Kameramızı açtık ve zoom performansına başlıyoruz. Huawei 100x'e kadar zoom özelliğine sahip ama ilk önce 15x yaptığımız için iPhone'da 15x'e kadar bir zoom gerçekleştireceğim. Çekiyorum. 15x'te görüntüsü bu şekilde görünüyor. Şimdi takdir size kalmış. Burada ne yazdığını çok rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Özen metal, sanayi ve ticaret, alüminyum levha, alüminyum profil çeşitleri, kurşun levha, altta telefon numarası çok daha rahat bir şekilde okunuyor. Bunu iPhone'da görememiştik maalesef. Bir de bunu 100x yapmak istiyorum. 100x'te bakalım nasıl okunacak. 14.5x'deymişiz şu an. 100x'e gelelim. 100x'te bulabilirsem, evet birazcık kaçırdım. 100x'e yaklaştırdım ve 100x'te ise performans bu şekilde görünüyor. Bence 14x'te daha güzel görünüyordu ama eğer ulaşamadığınız bir yere ulaşmak istiyorsanız böyle numarada altta rahat bir şekilde görünüyor. Çok da vermeyelim numarayı. Ama görüyorsunuz aradaki farkı. Şimdi gelelim bu iki telefonun videodaki performansına, videodaki zoom'unu bize nasıl gösterecek? Elimde Huawei olduğu için şimdi bir de Huawei'den başlıyorum. İki telefonunda optik görüntü sabitleyicisi bulunuyor ama performansı şimdi sizlerle göreceğiz. Şu an şurada bir Türk bayrağı var ve Türk bayrağına yakınlaştırmayı deneyeceğim. Videomu başlatıyorum. Videomu başlattığımda Türk bayrağı, evet görüyorsunuz şu an. 15x'e kadar zoomladım. Ve Türk bayrağının görüntüsü bu şekilde. Geldik şimdi bir de iPhone'a. iPhone'da deneyelim bakalım nasıl olacak. Yine bayrağımız ileride ve yavaş yavaş yakınlaştırıyorum. 6x'e kadar zoom yapabildi ve 6x'te görüntü bu şekilde. Siz de köşede görüyorsunuz zaten. Karar tabii ki yine size kalmış. Sizce hangisi daha iyi zoom performansı sergiledi? İki telefonun da zoom testini gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki karar size kalmış. En başına döneceğim. En başına aslında demiştik ki bir fotoğrafta test yapalım. Bir de videoda test yapalım. Videoya artı bir de tripod kullanalım. Çünkü elimizde sarsılıyor. Bir de öyle deneyelim demiştik ama tripoda gerek duymadık. Çünkü iPhone 15x'e kadar zoom yapması ve iki telefonun da optik görüntü sabitleyicisinin bulunması bizi çok da zorlamadı. Elimizi çok da titretmedi. Bu yüzden tripoda gerek duymadık. Bu zoom testlerini sosyal medyada çok görüyoruz ama bir telefonun zoom'unun iyi olması çektiği tüm fotoğraflarda çok da iyi bir performans sergileyeceği anlamına da gelmiyor. Biz daha öncesinde de kamera testlerini oldukça gerçekleştirdik ve bu iki telefonun da kamera testi detaylı bir şekilde tabii ki gelecek. Bu sadece bir zoom testiydi. Zoom testinde nasıl bulduğunuzu gerçekten merak ediyorum. Bana kalırsa Huawei iPhone'a göre, ki iPhone'u birazcık daha çok sevmeme rağmen, yıktı geçti diyebilirim. Çünkü 100x'e kadar zoom yapabiliyor. 100x'in üzerine fotoğrafta daha fazla zoom yapabiliyor ama iPhone'da 15x'e kadar bir zoom görüyoruz. Videoda ise 6x'e kadar bir zoom görmemiz birazcık daha Huawei'in gerisinde kaldığını bizlere gösteriyor.
Telefonun fiyatlarına da gelecek olursak Huawei Mate 50 Pro şu an piyasadaki satış fiyatı 33.000 TL. iPhone 14 Pro ise şu an piyasada 40.000 TL civarında değişiyor. Tabii ki karar size kalmış. Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu yarışın kazananı sizce kim?